Sevgi Kreşi'ndeki sınıfta 8 öğrenci bulunmaktadır. Bir gün öğretmen öğrencilerine serbest zaman vermiş ve yapmaması gereken bir şeyi yaparak öğrencilerini kısa bir süre için yalnız bırakmıştır. Öğretmenleri yanlarında bulunmadığı zamandaysa öğrenciler sınıfta şunları yapmaktadır. Selim resim yapmakta, Pelin hamurlarla oynamakta, Mustafa kitabının resimlerine bakmakta, Can arabalarla oynamakta, Elif okula getirdiği bebeğini uyutmakta, Selin basketbol oynamakta, Sinem ise saklambaç oynamaktadır. Öğretmen geri döndüğünde ise öğrencilerden Ahmet'in olmadığını fark etmiştir ve onu aramaya başlar. Bakalım öğretmenin bulamadığı bu öğrenciyi siz bulabilecek misiniz? Soruda Sinem'in saklambaç oynadığını söylemiştik. Saklambaç tek başına oynanmadığı için Ahmet Sinem'le saklambaç oynamakta ve Ahmet şu an saklanmaktadır. İçinde zeytinyağı ve sirke bulunan şişeden salataya her ikisini nasıl dökeriz? Unutmayın, yağ hep üstte, sirke ise diptedir. Önce yağı dökeriz, şişeyi ters çevirir, parmağımızla ağzını kapatır ve yavaşça sirke dökeriz. Tarlasındaki ekinleri biçen çiftçi birkaç yığın yapmıştır. Tarlanın bir köşesinde bir, diğer köşesinde iki, üçüncü köşesinde üç ve ortasında dört yığın vardır. Daha sonra çiftçi bütün hepsini bir araya toplamıştır. Peki sizce çiftçi bütün hepsini bir araya toplayınca kaç tane yığın olmuştur? Çiftçi ayrı ayrı yığınları tek bir yerde toplayınca tek bir tane yığını olmuştur. Batuhan ve Ekin adındaki iki arkadaş 5 el tavla oynamışlar. 5 el tavlanın sonunda ikisi de aynı sayıda oyun kazanmış ve hiç beraberlik olmamıştır. Peki ama bu nasıl mümkün olabilir? Bu durum ancak Batuhan ve Ekin başka kişilerle oynarlarsa mümkün olabilir. Yani iki arkadaş birbirleriyle değil başkalarıyla tavla oynamıştır. İki jokey yarışıyormuş ve yarışı ikinci olan kazanacakmış. Buna göre jokeyler nasıl yarışır ve sonucu ne olur? Jokeyler at değiştirir. Böylelikle birinci olan ikinci olacaktır. Bir satranç tahtasında kaç tane kare vardır? Bakalım kimler verdiğimiz süre içerisinde doğru cevabı bulabilecek. Bir satranç tahtasında toplam 204 tane kare var. Şu an gördüğünüz resimde bulunan topu karelerden ilerletip tekrar aynı yere getirebilir misiniz? Çapraz gitmek yasak, bunu unutmayın. Yeşil topu şu an gördüğünüz şekilde ilerletip aynı yere geri getirebilirsiniz. Peki sizce soru işaretinin yerine ne yazılmalı? Süre başladı. İsterseniz videoyu da durdurabilirsiniz. Birinci terim hariç her terim, kendinden önceki terimlerin hepsinde toplam kaç harf olduğunu yazmakta. Buna göre cevap 17. Sizce bu resimde kaç tane civciv var? Size verdiğimiz süre başladı ama isterseniz videoyu da durdurabilirsiniz. Resim içerisinde toplamda 13 tane civciv var.
Resim içerisinde bir kedi gizli ve biz sizden kendini gizlemiş kediyi bulmanızı istiyoruz. Bakalım gizlenmiş kediyi bulabilecek misiniz? Gizlenmiş kedi yatağın altındaki selenin içerisinde. Oyuncak Hikayesi animasyon filminden alınmış olan iki resim arasında tek bir fark bulunmakta. Süreniz başladı. İki resim arasındaki tek fark işte burada. Yine Oyuncak Hikayesi animasyon filmine ait resimler var. Peki bu sefer aradaki fark nerede bulunmakta? Resmin sağındaki eşeğin gözü iki resim arasındaki tek fark. Sıradaki resimler arasındaki farkı ise hemen bulacaksınız. Çünkü fark çok belirgin. Süreniz başladı. Bu parti şapkasının rengi iki resimde farklıydı. Bakalım sıradaki resimler arasındaki tek farkı verdiğimiz sürede bulabilecek misiniz? Resmin üst kısmındaki bu sarı üçgen bir resimde varken diğerinde yoktur. Peki bu iki resim arasındaki tek fark nerede bulunmakta? Size verdiğimiz süre başladı. Dilerseniz videoyu da durdurabilirsiniz. İki resim arasındaki tek farkı sizler için gösterdik. Geldik son fark sorumuza. Bakalım bu sefer verdiğimiz süre içinde kimler tek farkı bulabilecek? Sizden bulmanızı istediğimiz fark işte burada. Gelin biraz daha matematik bilgilerinizi test edelim. Sarı, yeşil ve pembe yüz emojilerinin yer aldığı bu basit matematik işlemlerinde her bir emojinin bir değeri bulunmakta. Biz de sizden emojilerin değerini bulup soru işaretinin yerine hangi rakamın geleceğini bulmanızı istiyoruz. Süre başladı. İlk olarak sarı yüz emojisinin değeri 40, yeşil yüz emojisinin değeri 10 ve son olarak pembe yüz emojisinin değeri de 25'tir. Sadece en keskin gözlerin cevabını bulabildiği bu resimde ekranda birbirine benzeyen yemekleri görebilirsin. Peki ama bu yemeklerden farklı olan hangisidir? Farklı olan yemek 3. sırada yer almakta. Peki sen bu farkı bulabilmiş miydin? Birbirine tıpatıp benzeyen bu futbol topları arasında bir top diğerlerinden farklıdır. Peki ama farklı olan bu futbol topu hangisi? Farklı olan futbol topunu senin için gösteriyoruz. Peki ekranda yer alan yeşil canavarlardan hangisi diğerlerinden farklıdır? Cevabı düşünmek için sana verdiğimiz süre başladı. Diğerlerinden farklı olan yeşil canavarı senin için gösterdik. Geldik son sorumuza. Resimde duş alan 3 kişiyi görüyorsunuz. Peki sizce bu 3 kişiden aptal olan hangisi? Düşünmeniz için size verdiğimiz süre başladı. Cevaplarınızı yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.
Beyin kanalının bu videosu bitmiş olsa da diğer videolarımıza gitmek için karşıdaki önerilen videolardan birine tıklayabilirsin. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsan da videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutma. Sıradaki videoda görüşmek üzere.